Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Araştırma uzmanımız Kutay Korap'la beraber karşınızdayız. Piyasanın nabzını birazdan tutacağız. Öncesinde ise yeni günden neler beklemek lazım? ALB yatırıma dönelim ve soralım. Bugün baş ekonomist doçent doktor Filizer Yılmaz bizimle beraber. Filiz Hanım günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Borsa tarafında 3 ayın en büyük yüksekliği, en büyük oynaklığını yaşadığımız bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Altın tarafında özellikle gramda rekor tabii dikkat çekiyor ve bugün biz içeride makro veri ajandasında piyasa katılımcıları anketiyle karşılaşacağız saat 10'da. Neler beklersiniz bugünden? Zeynep Hanım ve Kutay Bey iyi yayınlar. Evet, bugün içeride ilk olarak Merkez Bankası'nın Ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini karşılayacağız. Bir önceki anket dönemi Aralık ayında 2023 yılı sonu için enflasyon beklentisi %34.9'du. Dolar TL kur beklentisi 22.7'ydi ve yine %4.1'lik ekonomik büyüme beklentisi vardı. Özellikle bu 3 makroekonomik verideki 2023 yılı sonuna ilişkin beklentinin ne yönde olacağı piyasa tarafından takip edilecektir. Şimdi BIST tarafında evet dün inanılmaz volatil bir gündü. Bu volatiliteye rağmen %5.1'lik yükselişte 4970'ten BIST 100'ün günü kapadığını gördük. Fakat buna rağmen 3 Ocak'ta başlayan düzeltme hareketinin tam anlamıyla bittiğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla bugün olur da tepki hareketi gelir, gün içi yükselişler gerçekleşirse 5100 üstü seviyeler mutlaka güvenli bölge için gerekli. Fakat 5100 üstü seviyeler, hatta haftalık kapanışın gelmesi elbette yeterli olmayacaktır. 20 günlük ortalama 5240 oldukça önemli. Dolayısıyla gerçek bu tepki hareketlerinin yükselişe dönüşebilmesi için 5240 üstü fiyatlamalara ihtiyaç var. Aşağı yönlü düşüşlerde 4830 ilk önemli destek. Hatta dün bu destekten aldığı tepkiyle birlikte yükseliş hareketinin gerçekleştiğini gördük. Ama kısa vadede ana destek noktası 4700, 20 haftalık ortalamaya tekabül ediyor. Dolayısıyla 4700 altına inmelerde 4460'lar gündeme gelebilir. Bu noktada endekse ilişkin kısa vadede 4700 ile 4460 arasında bir dip yapma çabası sonrasında gelecek bilançolarla birlikte endekste güçlü bir toparlanma emaresi görme noktasında beklentimiz var. Şimdi dış tarafa baktığımızda özellikle Asya tarafında havanın olumlu olduğunu görüyoruz. Dün özellikle Amerikan endekslerindeki pozitif havanın sirayet etkisinin yanı sıra Çin'den gelen olumlu verilerinde aslında Asya piyasalarını desteklediğini görüyoruz. Bugün Çin'in Aralık ayına ilişkin dış ticaret verilerini karşıladık. Çin 78 milyar yuanlık Aralık ayında dış ticaret fazlasıyla 2022 yılını rekor düzeyde dış ticaret fazlasıyla kapattığını görüyoruz. Yine Güney Kore Merkez Bankası'ndan da 25 bas puanlık piyasa beklentisine paralel bir faiz artışı vardı. Böylelikle 3,5'a kadar politika faizini Güney Kore Merkez Bankası yükseltmiş oldu. Avrupa tarafına baktığımızda Avrupa tarafında da şu an için vadelilerin pozitifte olduğunu görüyoruz. İnanılmaz yoğun bir veri akışı var bugün Avrupa'dan. İlk olarak İngiltere'den Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi ve imalat üretimini karşılayacağız. Hem aylık hem yıllık bazda burada da bir önceki aya göre düşüş ivmesi bekleniyor. Yine özellikle İngiltere'nin Kasım ayına ilişkin dış ticaret açığı verisini karşılayacağız. Orada da 15 milyar sterlinlik bir dış ticaret açığı bekleniyor. Euro bölgesine baktığımızda orada da Fransa ve İspanya'dan TÜFE rakamlarını karşılayacağız. Her iki ülkede de yıllık bazda enflasyonda bir düşüş beklentisi hakim. Euro bölgesinden de yine bugün Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verisini karşılayacağız. Aylık ve yıllık bazda %0.5'lik bir artış bekleniyor. Yine Euro bölgesinin Kasım ayında 21 milyar euroluk dış ticaret açığı vermesi de bekleniyor. Amerika tarafına baktığımızda dün Amerikan endekslerinin pozitifte kapattığını gördük. Hiç kuşkusuz dün gelen Amerikan enflasyon verilerinin beklentiye paralel olması, hatta aylık bazda ilk kez pandemiden sonra düşüş olması piyasada risk iştahını artıran önemli unsur oldu. Tabii şu notu da aslında belirtmek gerekir. Her ne kadar beklentiye paralel gelen enflasyon olsa da alt detaylara baktığımız özellikle çekirdek tarafta, hizmet tarafında barınmayla ilgili yükselişin ve sıkıntıların hala devam ediyor olması, yine eş zamanlı olarak açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklenti altı gelip iş gücü piyasasındaki sıkılığı teyit etmesi endekslerdeki kazanımı bir miktar aslında azalttığını söylemek çok yanlış olmayacaktır. Şimdi bugün Amerika tarafına baktığımızda ilk olarak dün konuşan ve önemli mesajlar veren Harker'ın da konuşmalarını takip ediyor olacağız. Michigan Üniversitesi'nin 5 yıl sonrası ve 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerini karşılayacağız. Açıkçası bugün gelecek olan enflasyon beklentilerinde ne yönde gerçekleşme olursa olsun dün gelen enflasyon verisi sonrası enflasyona ilişkin algıyı çok değiştirip piyasa fiyatlamaları üzerine etkili olacağını düşünmüyorum. Fakat Michigan Üniversitesi'ne ait tüketici hissiyatı önemli olacaktır. Ocak ayına ilişkin gelecek olan verinin bir
önceki aya göre artış göstermesi bekleniyor. Dolayısıyla ekonomik görünüme ilişkin önemli alt detaylardan biri olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla yatırımcıların radarında olacaktır diye düşünüyorum. Amerikan vadeli tarafa baktığımda orada şu an negatif bir hava görüyoruz. Dünkü enflasyonun beklenti altı gelmiş olması, beklentileri paralel gelmiş olmasına rağmen. Şimdi bugün Amerika için önemli bir sezon başlıyor. Dördüncü çeyrek bilanço sezonu. Bugün JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup ve Bank of America gibi büyük yatırım bankalarının yanı sıra United Health ve aynı zamanda Delta Airlines gibi büyük şirketlerin dördüncü çeyrek bilançolarını karşılayacağız. Şimdi dördüncü çeyrek bilançolarına ilişkin genel olarak beklentinin kötü olduğunu söyleyebiliriz. S&P'nin özellikle hem satış büyümesi hem de karlılıkları anlamında 2020 yılının yani pandemi yılının dördüncü çeyreğinden sonra en kötü bilançoların açıklamasını beklediği için şu an vadeli tarafın bu kötü gelecek bilançoları fiyatladığını söylemek çok yanlış olmaz. Dolayısıyla dün düşüşe geçen dolar endeksi ve aynı zamanda 2 yıllık 10 yıllıklarda gelecek kötü bilançolarla birlikte bir miktar yatağa yakın pozitif hareket. 1900'ü aşan dün ons altın tarafında da yine bugünkü kötü gelecek bilançolarla birlikte bir miktar yatağa yakın negatif hareketle güne devam ettiğini görüyoruz Zeynep Hanım. Alem Yatırım Baş Ekonomisi Doçent Doktor Filizler Yılmaz, çok teşekkür ederiz yayınımıza çok değerli katkılarınız için ve dönelim Kutay Korap'a. Kutay, borsadan bugün neler